Şimdi söyle. Esas bizim koyumuz Tongar koyu yavrum. Mezarlıktan bu yana beri bakın ya tepeye beri. Bu tepenin arka tarafında bizim kendi koyumuz. Öyleymiş yani. Dedem, öyle mi? O bir mağara var. Delikaya dediğin Delik bir mağara. Delikaya'nın arka tarafındaki tepede. Orada Tongar mı oluyor? Orada Tongar oluyor. Hatta bu yana beri yeni evler yapmışlar. Koya giderken görünüyor tepede bir evler. Bayat değil de Tongar. Dedemin koyu Tongar mıymış? Dedemin koyu Tongar, nenemin koyu Gebi. Gavullar öyle ölmüş. Koy atı kalmış işmasu. Temizlenmiş koy. Gavullardan kalıyor. Gavullardan. Türklü bize kalıyor. Türklü kalınca Tongal'dan insanlar iner aşağıya. Artık gavur paklan diye onları kapacaklar. Allah Allah. Tabii o koydaki evlere Tongal'dan gelme. Tabii ev elini şeyleri. Bir tek 100 sene öncesinden bahsediyorum. Tabii. Bir tek orada döndü deyiz ama kaynatası varmış. Koca Kadir değillerdi. Oranın yerlisi o. O da yerlisi değil. O da şeyden gelme, Çakıyer'inden gelme oraya işte. Gavullar gitti mi yerleşmişler. Neyse dedem evliymiş Tongöl'de. Gelmiş nenemine. Gavul yerlerini kapmış, herkes tarlasını kapmış. Dedem askere gitmiş. İkisi askere gitmişler. O kardeşinin adı dedemin Tevfi'ymiş. Ondan sonra bir de dedem, bir de Halit dedem var, Halit emmim var. Onlar üç kardeş işte. İkisi askere gitmiş, Halit dedem kalmış köyde. Neyse bırakmış gitmiş, nenemin çocuğu yoğmuş. Gavurların evlerine yerleşmişler. Gavur yok ya artık onlarda. Evet. Bir dedem askere gitti mi, çocuğu yok nenemin. Sahip çıkan da yok. Üç tane gavur geliyor, nenemi evden alırlar. Allah Allah. Ya zoruna götürürler nenemi. O şey Şahinkaya'ya. Orada yaşıyorlarmış demek ki o gavurlar. Orada saklanıyorlarmış ya. Orada dedem bir asker olduğunu gidince onlar erkeksiz kaldı. Nenem Allah'a giderli oraya üç tane erkek. Nenem demiş ki atok, ya siz zoruna götürmüş ya tabii. Nenem anlatıydı gönlü. Siz beni demiş götürdünüz ama beni kendi hanginize karı olarak götürdünüz demiş. Nenem hanginize karı olarak götürdünüz. Benim kocam askerde demiş. Benim kocam geri demiş. Sizi öldürür. Sen hanginize karı götürdünüz demiş. Gavurun biri demiş ki ben alacağım seni demiş neneme. Ben alacağım seni demiş neneme. Kurtulamayayım ellerinden diye. Tabii. Nenem kurtulamayayım diye. İyi zaman demiş. Ben daha siz benim yanıma yanaşma hiç demiş nenem. Benim kocam bu demiş. Ama diye aldatayım onu diye. Onu öyle diye nenem şey diyeceğim diye. Gönlünü alacak. Gönlünü alıp kaçacağım diye. Güven kazanacak. Güvencine kazanacağım diye. Ama beni diye. Dışarı salmayla değil. Mağarada mı yaşıyorlar? Mağarada değil. Şahinkaya'da böyle diye delikten girdik yavrum diye böyle. Ben nişanlıyken anlattı nenem. Bu delikten girdik ki diye içeri yayla ev diye. Cammam Allah yok diye. Cammam yok diye. Böyle diye taştan set yapmışlar diye kayadan diye. Oralara ateş yakmışlar diye. Ama diye dışarıdan diye. İki gavur beni bekliyor içeride diye. Gavurun biri dışarıdan diye yılan, tosbağa ne varsa bulup götürüyor diye. Yemek. Tabi o yanan ateşe diye o canlı yılanları diye canlı tosbağaları atıyla diye. Bir de diye tencere. Ben yemedim onlardan diye. Ben asla acımdan ölsem bilmem bunlara dedim diye. Ben bu evin karısıyım madem dedim diye. Siz götüreceğiniz ben size bir şey güdüreceğim dedim diye. Ben mısır hayvanı isteyeyim dedim diye. Ne isteyin geçi, koyun, mal ne götürürseniz dedim diye. Ne bulursanız. Var be. Tabi nenem anlatıyordu yarın bunları. He. Ne bulursanız götürün dedim diye. Onlardan götürün bana dedim diye. Bir daha diye atık diye bunlar çıktılar. Üçü bir çıktı gitti diye. Bana diye o geçi götürdü diye. Bana diye geçi götürdü dedi ya yavrum. Geçiyi kestire götüre 100 lira diye gidip diye. Orada da koca kara kazanlar diye. Kara kazanlar diye. Sülükleri toplayıp götürüyorlar dedi. Oraya bir zincir takmışlar diye nenem. O zincire kazanı takıyorlar dedi. Kaynayan suyun içine topladıklar sülükleri dolduruyorlar dedi. Sülükler bir bağırıydı, ciyak. Allah Allah. Ciyak. Hep bunlar nenem anlattı, yavrum bize anlatıydı. O sülükler yavrum bir bağırlık koyu dedi. Atıp akdamaklı kaynatıncık dedi. O sülükler hani dığırada bir ilistir gibi bir şeye aktarıyla dedi. O sülükler eti çıkıyordu dışarıya dedi. Sülüklerin kabukları kalıyor dışında dedi. Tabii. Nenem. O kabukları alıp atıyorlardı dedi. Yavrum o sülükler süyem. Bir sülük daha onları dedi yıkaydık, ödüydük dedi. Onlar yıkaylar da tok diye. Ama sülükten yedim diye.
Çok lezzetlidir o. Sülü yedim diye, çünkü çok aç kaldım diye. Aç kaldım diye. Nelemin adı neydi? Duruya. Duruya. Ha, Duruya. Duruya Bat mı oluyor? Duruya Bat. Yani dedemin babası mı oluyor? Dedemin dedemin annesi mi oluyor? Anamın. Nenemin, babamın anası. Ha, yani Tevfik Bat'ın annesi. Ha, Tevfik Bat'ın annesi. Ondan diye yavrum diye nenem işte yavrum. Öyle diye usülükleri diye, kabuklar nattıra diye. Nerede su bulacaklar diye, öyle şimdi gibi böyle kapkaçak yok diye. Derili ırmaklarda ne bulursa onlardan diye. Tabii. Onu diye tavada kızarttılar diye. Bir tatlı oluyor ayağımı, bir tatlı oldu diye. Allah lop, lop 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 şimdi o diye. Gidim onu diye, ne yapayım diye. Nenem. Ekmek yok diye. Yedikleri yılan diye, çıyan diye, tozbağa diye, sülük diye. Ekmek yok diye. Yılan yeniyor mu? Yeniymiş ya, yiyermiş işte ya. Aç kalınca ne yapacaksın herif? Aç kalınca orman dağlarda yarım. Bir daha diye, işte diye nenem diye. Ben diye bunlara güven verdim diye tuttu orada diye. Neyse diye tuttu adamın birine böyle yatıyor dedi şey dedi. Yastığımı diye adamın şeyine koydum diye ortaya diye koydum. Adamlar güven bana güvendile diye. He. Üçü bir çıkıp çıkıp gidiyle öte biri çarıp çarıp götürüyle diye. Ben oradayım diye. Bunlar dediler ki birinde diye aha eşek şeyi eşekçi geliyor hadi dediler diye. Eşya odunu yüklemiş diye. He. Adamı diyor gördüler diye ben daha görmeyeyim diye. O kayanın içinde diyor eşyanı oradan ağır geçecek kayanın önden ağır diye. He. Odunu yüklemiş adam diye tabii diye. Bu diyor şeyi tuttular böyle diye. Tüfeği. Tüfeği diye tuttular diye. Tüfek demeydi yavrum. Mavzer mi diye bir şey diyor nenem. Mavzer mi? Mavzer diye bir silah var evet. Ha silah mavzer. Mavzeri tuttular yürükten ağır diye. Adam oradan geçiyken diye. Anam baktım ki diye abim diye. Kardeşim ağam diye. Ana. Ben ağam demeden diye çaktılar diye. Lapada kardeşimi gözümü öldürdüler diye. Yok ya. Ya. Kardeşim diye odun toplamış diye köye götürüyor. Gebiye diye. Ana. Kim o kardeş adı ne? Adı Hasan mı yavrum? Yalan konuşmayın. Hüseyin mi dedi. Ya Hüseyin dedi. O ya Hasan dedi. O kardeşinin adına. Ha. Onda kardeşimi. Bir tane mi kardeş var? Bilmeyeyim işte yavrum. Orasını bilemeyim. Neyse. Adamın adı ya Hasan ya Hüseyin. Öyle bir şey o kadar. Niye vuruyor, öldürüyorlar adamı? Müslüman da öldürüyor, öne gelen öldürüyor yavrum. Ha, eşkıya ya onlar. Eşkıya, gavur da. Tabii, eşkıya onlar var. Onlar onu he. Görse mesela, o dayı onu görseydi bir yerlerde, o da onu öldürecekti. Doğru. Ama o kayanın arasında o eşyana geçiyordan göremeyi. O kayada kim var, kim yok. Gavurlar öldü, savuştu, gitti. Gavur yok sana iyi millet. Hep o Şahin kayadalarmış işte. Ha. Öldü diye, benim kardeşim diyemedim diye. Diyememiş. Diyemedim diye. Öldü de yine diyemedim diye. Kardeşim diyeceğim ağzıma çıkarken diye attılar zaten diye. Diyemeden öyle attılar diye. Bir yediği böyle görünce ben gönlüm diye. Ha. Nenem rahmetli nenecazım. Ben diye neyse dedi artık daha da hırslandım diye. Ben diye. Dedim ki diye ben bunları. Çok çok ağlamıştı burada. Çok, tabii yavrum. Bu neler çekti oralarda ne bileyim neler. Sen şimdi öyle hani geçiştirip. Tabii. Anlatıyorum ama o ben, orada neler çekmişti. Ben daha kısasını anlatayım. Çok ya. Anladı da aklımda kalmadı. Anlattı. Evet. Ondan işte diye oradan diye bir daha ben o adamı yatağına yastığı koydum diye güvenden aldım bir kere diye. Yavaşçuk yine diye. Kayanın yarık kayadan diye böyle geçemeyin diye. Yan geçiyorsun diye. Allah Allah. Tabii öyle. Ne böyle geçecek diye. Böyle geçtim herkes girer oraya diye. Ama devamı ev gibi. Tabii arka tarafı ev diye. Arka tarafını böyle diye ev yapmışlar diye. Hep diye kayadan diye divan set yapmışlar diye set. Divandan diye. Şeyden, topraktan diye, kayadan. He. Eşmişler. Kayanın içini mi eşmiş bu adamın? Tabii kayanın içini tabii yavrum. Kaya zaten. Kayanın içini eşmişler. Mesela böyle yüksek şey bırakmışlar. Divan gibi şey. Yer yerimiş, yüksek bırakmışlar bir taraftan da böyle. Bir sürü diye. He. Bir sürü diye nenem. Böyle köşede diye, ocaklık diye. Tütün, nene nereden çıkıyordu onun tütünü diyeceğim neneme. Nerede, evin içine yaylıydı oraya diye. O şeyden ağrı çıkıyordu. Kapı yok, bacı yok kızım diyeceğim. Ha. Nenem kapısı yok diye. Kimse de göremiyor orayı. Kimse göremeyi diye. Duman içeride diye. Bir daha diye nenem oradan ben diye yan yan çıktım diye. Ben diye bir topukladım diye. Bir onun o kayanın içinde. O adamlar nerede? Uyur onlar diye. Ha gece, yastık koymuş oraya. Gece adamın yanına diye yastık koydum beni sansın diye. Öteki yavrular da uyandı uyuyor diye. Gece ha, diye. Gece kaçmış bir de. Gece ayaklarım yalın ayak diye. Ayaklarım yalın ayak diye. O kayalardan diye. Yuvalanı diye. Yuvalanı aşağı ırmağa tren yolunun kenarına diye. Allah Allah. Ya tren yolunun kenarına. Atık koç etkeni mi geliyor diye. Atık diye ağaçlar mı geliyor? Kayalar benim gözüme görünmeyi diye.
Yeter ki oradan kurtulayım diye. Evet. Yuvalanı. O Şahin Kayalar bizim köye ne kadar uzaktadır anne? Çok uzakta değil. Çok uzak değil değil mi? Aa, çok uzakta değil. Bizim evden görünüyor karşıda. Yalnız bu yüzü görünüyor. Ben oraya gideceğim. Bu yüzü görünüyor. Öte yüzü görünmeyi. Öte yüzü... O senin nenen de öteki yüzünde miymiş? Tabii benim nenem öteki yüzüne götürmüşler. Bu yüzü zaten tarla gibi görünüyor yavrum. Geride tarla gibi görünüyor bak. Allah Allah. Karakay'ın çok yanında orada Karakay'ın. Orada Karakay'ın yanında. He. Oradan dinleyelim. İndim diye. Bizim tren durağını biliyor musun? He. Oraya geldim diye. Oraya kadar geldim diye. Durağa kadar diye. Karanlıkta nasıl görmüş önünü? Yavrum karanlığı maranı var mı? Karı biliyor oralara. Bu tarafın hem kızı hem gelini var. He. Bilmem mi sen şimdi aburluyu bilmem mi? Doğru. Nereden gittin sen? Dolan aburluyu yine bulursun. Evet. Ondan diye bir daha diye ben diye oradan diye yavrum diye. Ben oraya gelince diye bir bombalar atıldı diye dere aşağı diye. O dereler diye. İngiley diye. Yok ya. Kalkmış da beni bulamamış da diye. Yavrum diye bir bombalar atıyorlar da bir süf şeyler atıyorlar da mavzeller diye. Beni bunlar tutacaklar şimdi dedim diye. Ben oradan tüh diye kendi evim tarafına gitmedim diye. Tabii kendi evine gelecek yoksa o tabii, şeyler. Döndü diye zaman biliyor musun karşıda döndü diye. Karşı tarafta ha. O kayalara, o tepelerden ağrınına rahmetli ya yavrum. Lan ne çekmiştir o ya. O tren yolundan durağa yukarı Seyit Ahmet'in samanlığı vardı ya. O yukarı çıkma yok. Ha. Ha. Ta arka tarafı dolanıyor. Arka taraflardan. Ayaklarım yalaya hep parkıl yarıldı ayaklarım taşlar yardı diye. Duymayın ben diye acıyı diye. Tabii. Oradan ağrı yolum değiştirdim ya diye geldim diye. Teyzemgil'in evine döndü Teyzemgil'in. Karşıda döndü Teyzemgil'in evi var ya. Ha onlar köydeler o döndü Teyzemgil köyde. Hep köydeler. He. Karşıda Bilalgil de köydeler. Beraber yerleşmişler yavrum. He. Ama herkesin evi ayrı ayrı. Herkesin evi ayrı ayrı. Bilal'in evet. Evi orada. Ondan sonra aşağı nenemin evinin aşağı yanında Nezir'in şey. Ha ben de şey zannettim. Köyde hiç kimse kalmamış. Nenemi de kaçırmışlar diye. Yok yok. Nenen tek evde yavrum. Anladım. Üç tane ev var. He. Üç tane ev var orada. Bir Bilal'in evi. Bir İdris'in evi. Ondan sonra iki ev. Bir de nenemki üç ev. Karşıda da işte Koca Kadir'in evi varmış. Teyzemgil'in evi. Anladım. Teyzem bir olmuş o zaman tabii. O Koca Kadir oranın şeyiymiş yavrum. Muhtarım. Muhtarı değil. Ağası mı? Ağası. He. Yani şeyiymiş. Keskin bir şey değillerdi işte. Ay, unuttum ben onu. Oranın ağasıymış. O çevrenin. Sözü geçen biri. Ha. Bütün oraların gavurlarını öldüren uyumuş. Adı neymiş? Adı. Kadir mi? Adı şey. Koca Kadir. İsmail da. Adı İsmail da. Koca Kadir denirdi. Ha, Koca Kadir deniyordu işte. Zafer işte bu dedesi. Zafiyen işte mi? Dedesi ha, bu Zafiyen oraların. Zafiyen dedesi bütün oraların gavurlarını kırmış. O öyledir diye bu dede. Ha. Yavrum oraya gelmiş nenem. Oraya gelmiş. Onun yanına gelmiş Zafiyen. Onun yanına geliyor. Tabii onun yanına geliyor. Yolunu değiştirdi. Beni ha, korusun diye. Evine gitse bunu evde evini yıkarlar içinde evet. O içindeyken. Bir daha yavrum bu şehitmiş. Tak tak kapıyı vurmuş. Koca Kadir'in kapısını nenem. Kim o demiş. Koca Kadir eline şeyi almış. Mavzer tufağı almış. Evet. Kim o demiş. Kadir, İsmail, al beni eve İsmail dedim diye nenem. Hemen indi aşağıya diye koca kapıları vardı yarım. Bir duvardan bir duvara çift kapılı kapıları vardı. Evelini ahşap evi. Allah Allah. Tabii. Ondan sonra hemen diye kalıyordu açtı diye. Kız demiş ne işin var senin gece bu saatte demiş. Kaçırıldığından haberleri yok mu? Haberleri yok. Onların evi karşıda yavrum. Nenem evi bu ana. Tarafta. Bir tabii, köydesin ama kaçırıldığından... Tabii. Ama onların köyü ta karşıda. Ne bilsin de. Kim kime tımtıma. He. Kim kime tımtıma yavrum. Ne bilsin. Evet. Ha nenem orada bir şeyse olsa bizim gelin yok kayboldu dille. Kaç gün durmuş ki onların yanında acaba? Nenem bir hafta kaldım diye. O mağarada. Ha bir hafta kaldım diye nenem. Bir daha diye ben diye karısı sağdı Ayşe karı da. Hemen gel duruyor dedi. Ama acımdan ölüyüm diye. Bir tencere diye mısır unundan çalmaç yaptı bana diye büşürdü diye. Karı diye. Orada yedim diye. Bir de diye bizim Koca Kadir'in harmanıydı. Evin aşağıyan harmanıydı. Oradan diye kavuş silah sesi geliyor diye. Artık diye, beni orada bulamamışlar bizim evde diye. Ha. Beni orada bulamayınca oranın ağası uyuyor diye. Tabii deyip oraya gelecekler diye. Oraya geldiler diye yavrum diye. Eve yanaşamayla mı diye. Aşağılarda, kenarlarda diye.
Ha. Bir daha Koca Kadir diye evveli camlar böyle açılıydı. Aşağıdan ağrı. Aşağıdan ağrı diye böyle açacak yeri böyle açtı kaldı diye. Gel demiş bir evimin çevresine yaklaşın demiş. Bir evimin çevresine yaklaşın demiş. Sizi sıçan gibi olduğunuz yerde yakarım demiş. Sizi vurup öldürmem cayır cayır yakarım sizi demiş. Türkçe biliyorlarmış demek ki. Tabii yavrum bilip tabii onlar da biliyormuştu. Yavrucu onlar da Türkçe biliyormuştu. Tabii. Hep zaten orada durmuş da o Koca Kadir onlarla iç içe durmuş. Nenem bir sonradan gelmiş ama o Koca Kadir beraber yaşamış da gavurlarına. Öyle mi? Tabii yavrum komşularmış hep. Ha. Tabii. Ondan sonra dağa kaçıyor o adamlar. O Koca Kadir'in karısının yaptıklarını ben burada anlatamam. Çekeyim beni ağzı bu olaydan sonra mı? Olaydan önce. Ha. Komşuyken. Olaydan sonra yavrum gavurlar gitmiş Nenemgil gelmiş. Yavrularla beraber o adam komşuymuş. Koca Kadir. Koca Kadir. Koca Kadir demiş ki Kuz da demiş bizim Yaşar'ın bostanı diyor ki ya. He. O Kuz da demiş bir dere kazanı demiş altın gömülü demiş. Bir dere kazanı dolusu demiş. Kime demiş öyle? İşte kime demiş bilmeyim ki. Kime demiş bunu biz orada duyduk. Artık gönlü çocuklarına torunları bize giderleşelim orayı. Evet. Bir dere kazanı demiş onun bir torunu öldü işte kazudan. O toruna dedi böyle. Onu çarptı şeytan. Ha, neyse o konulara girmeyelim. Ondan sonra bir dere kazanı dolu altın demiş. Kuz da demiş. Onlar gömdüler demiş. İşte bir daha öyle deyince... Onlar gömmüşler o eşkıyalar. Gavullar. Köyden kaçarken ha. Gavullar işte yarım köylerden kaçırken kimisi ölmüş orada, kimisi de kaçmış. Oraya gömmüşler. Bir dere kazanı gömü. Sahiplidir o. İşte... Bu dediğim adamın torunu öldü işte orayı eşti, öldü. Çatladı öldü. Ne gördüyse orada çocuk öldü. De askerden geldiydi kız. Ama bu şimdi çok canlı bir bilgi. O Koca Kadir bunu görmüş yani. Köyden kaçmadan önce o Ermeniler, öyle tahmin ediyor. Tabii. Ermeniler ya da gavurlar köyden kaçmadan önce o Yaşar'ın bostanına... Yaşar'ın bostanına değil de Yaşar'ın bostanının öte yanında kuz değil yavrum kuz. Bizim Yaşar'ın bostanı bizim bahçemiz. Ha. Yaşar'ın bostanının o burnunda. Bizim Yaşar'ın dere tarafında yani. Ha, dere tarafında yakın ya Yaşar'ın bostanına yakın. Aslında bizim Yaşar'ın bostanında da varmış da. Nenem oradan de bir şeyler buldu nenem. Hasbe nenem. Yok ya. Vallahi altın değil de. Tarih eser. Altın olarak değil de böyle para buldu. Bir avuç paralar buldu. Para değil de onların kullandığı bir şeyler. He. Onu deden benim babam sattı onları. Öyle mi? Tabii ne kadar değerli olarak sattı onları. Annem dedi ki kızım orada var bir şey derdi ama yerini bilmiyor derdi. Ha. Ya. Bir de bizim bizim evin ardında yavrum aşağıda yedi nenemin evinin yanında incir ağacı var. Var. O ta o zaman varmış. He. Tek gavulların zamanında var. O hala var o. Duruyor. Nenemin evi dediğin nere ben bilmiyorum. Seyit Ahmet'in bahçesi şimdi. Seyit Ahmet'e sattı orayı. Seyit Ahmet'in samanlığı var şimdi o incirin olduğu yerde. Ha, Seyit Ahmet'in evinin hemen altında, karşısındaki yer diyor. Tarla, bu yanı Seyit Ahmet'in tarlasıydı, bu yanı nenemin tarlasıydı. Ha. Hemen orada incir ağacı vardı. Ya o incir ağacının dibinde büyük kumu varmış, ya da bizim evin yanı başında aşağı bahçede incir var orada da. Onlardan kalma. Ya onun dibinde değiller, o zamanlardan dillerdi. Ha. Dirmiş, Koca Kadir dirmiş onu. Öyle olmuş işte yarın nenem onların elinden almış o. Koca Kadir. Dedem askerden gelmiş. Adı Koca Kadirgil'de durmuş o. He. Orada. Evet. Evine gelememiş. Çocuk yok çoluk yok. Gel o evde. Kaç yaşlarında ki nenem? O zaman mı? He. O zaman yarım gelin bunlar gibi daha. Öyle mi? Tabii çocuk çoluk yok daha. Daha 20-25 yaşlarında. Daha çocuğu çoluk yok. Yok belki de. İşte bilmeyeyim kaç yaşında. 20-25 yaşlarında. Ama çocukları yokmuş daha. Olmamış çocukları. He. Olmadan gitmiş. He. Dedem askerden geldikten sonra... Bu Alaaddinleri, Vahiddinleri biliyor musun? He. Ha, onların babaları olmuş işte, Cevdet emmem. En büyüğü o. Yani nenemin kocası kim? Askerdeki kocası? Askerdeki kocasının adı Senin deden oluyor aynı zamanda. Dedem de ya, neydi adı? Deden adını unuttum. Unuttum ya. Dedemin adı neydi ya? neyse. Hamit. Hamit dedem askerden gelince mi çocuklar olmuş? Tabii. Ha. Hamit dedem askerden gelince işte ilk çocuğu olmuş. Cevdet emmim olmuş. Ha. Ha Cevdet emmim olmuş. Ondan sonra Tevfik dedem. Ha ondan sonra Tevfik dedem. O İsmail var orada İsmail işte. Seyit Ahmet'in dedesi. Dedem askerden gelince demiş ki dedeme.
Karan demiş gavullarına gitti demiş. Dedeme. He. Dedem de nenemi diyor, 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 diyor diye yavrum benim diyor kolumu kırdı dedem deyip oradan diye. Hamit beni zoruna götürdüler Hamit dedim. Kaçırdılar. Beni kaçırdılar Hamit etme dedim diye. Ben gönlüm gitmedim dedim diye. Ben koca Kadirgil'de durdum sen gel aşkına gördüm işte dedim diyor. Korkular lan ne eziyetler ya. Lan. Ya bak ne eziyetler yavrum. Evli yokluk var. Ekmek ha. Yok, aş yok. Ondan sonra ama o adamın durumu iyiydi koca Koca Kadir'in durumu. Koyunları vardı, geçirleri vardı, kömüşleri vardı. Ha. O zaman onun durumu iyiydi. Evet. Hani ekmek bulabilirdi adam keskinliğinden. Ondan sonra işte öyledir nenem yavrum. Onlar işte öyleliğine bu hale geldiler. Ya. Yine de nenem hiç pes etmedi. Yine de...